Evet, onlara karşı çok nazik, nazenin, çok böyle hoşgörülü davranacağız. Hakikaten onu hak ediyorlar çünkü. Çocuklar, selamun aleyküm, merhaba, nasılsınız? İyi akşamlar hocam. Maşallah, iyisiniz hepiniz, iyi akşamlar diliyorum. İyiyiz hocam, siz nasılsınız? Sizi gördükten sonra kötü olmak mümkün mü yani? İnşallah iyi olacağız. Ayrıca oruçla aranız iyi mi? Tutabiliyor muyuz orucu? Evet hocam, tutabiliyoruz. Peki, hadi bakalım. İstanbul'dan mı arıyorsunuz siz? Ankara'dan arıyoruz. Ankara'dan arıyorsunuz. Peki, mikrofon sizin, Türkiye sizi dinliyor. Buyurun bakalım. Hocam, bizim sorumuz bu ara sosyal medyada çok fazla karşımıza çıkıyor. Evet. Öz babamız olmayan birine baba diye hitap etmek günah mıdır? Babanız kızmıyorsa günah değil, bir şey olmaz. Baba, önemli olan, eğer babalar kıskanıyorsa, oğlum benden sonra, benden başka baba yok diyorsa, dikkatli olmak lazım. Ama bir de o ötekine diyelim, çok sevdiğimiz bir büyüğümüz var, ona baba diyoruz. Veya işte halk arasında baba, dayı filan, o kelimeler çok kullanılır. Dayı olmadığı halde dayımızsın filan deniyor, babamızsın sen filan deniyor. Burada babanın hukuku ile affedersiniz, herhangi birinin hukuku bir olmaz. Bütün babalar bir araya gelse bir baba etmez. Hangi baba etmez? Öz baban yani. Evet. Senin öz baban öz babandır yani. Bu hepimiz için geçerlidir. Ama yani alışkanlık gereği baba demenizden dini açıdan da sakıncası yok. Çünkü onu babanın yerine koymuyorsun. O laf gelişi, dil alışkanlığı halk arasındaki konuşmadan kaynaklanan bir şey yani. Evet, teşekkürler hocam. Peki Samet, sana Samet demeyeceğim. Ben müsaade et, sana Abdussamet diyeyim. Çünkü Samet Allah'ın bir vasfı. Abdussamet daha güzel olur. Abdussamet İlhan, Efe İlhan. Hanımefendiler, sizlere de selamlarımı iletiyorum. Selam. Allah'a emanet olunuz.